hamdolsun, siz nasılsınız? Teşekkür ediyoruz hocam. Ne yapacağız bugün, neden bahsedeceğiz? Bağ dokusu hastalıkları. Bağ dokusu hastalıkları. Evet, aynen. Bağ dokusu bilinen ama üzerinde pek konuşulmayan bir hastalık. Bir evet. İnsanın vücudunun %18'i bağ dokusundan oluşur. Bağ dokusu nedir? İşte gözünüzü tutan organ, dokuya bağ dokusu denir. Burnunuzu tutar. Her organa ait özel bir sistemi vardır, yani yapısı vardır. Gözün bağ dokusu, burnun bağ dokusu, ağzın bağ dokusu, midenin bağ dokusu vesaire. 70 kilo ağırlığındaki bir insanın takriben 12 kilosu bağ dokusundan oluşur. Bağ dokusunu neye benzetiriz? Bir binanın, düşünelim, kirişleri iskelet, kemik gibi düşünelim. Efendim, tuğlalarını hücre gibi, sıva, badana ve dolgularını da bağ dokusu olarak düşünelim. Kişinin bağ dokusunda cerahat, curuf birikirse ne olur? Vücut aynı çöplüğe benzer. Buna şöyle basit bir örnek vereyim anlaşılması için. Yıllar önce, 20-25 yıl önce galiba Türkiye'ye geldiğimde Kapalı Çarşı'ya gitmiştim gezerken. Her taraf çöplük. Nurettin Sözen belediye başkanı. Ve belediyenin fen işleri grev yaptığı için her taraf çöplük. Almanlar, Avrupalılar gelmişler. Oh my god diye herkes burnunu tutan koşuyor. Sağa sola koşuyorlar. Her taraf kokuyor. İnsan vücudu da aynı şekilde bağ dokusuna cerahat, curuf yerleşirse bağışıklık sistemi, yani lenf sistemi, vücuttaki artık sıvıları, ölü hücreleri, ölü bakteriyi toparlayamazsa ne olur? İnsan vücudu da çöplüğe döner. Evet. Bir insanın vücudunun %18'i bağ dokusu. Bağ dokusu bataklığa dönerse ne olur? Romatizma, artrit, artroz, yumuşak doku romatizması, yani fibromiyalji, sistemik lupus hastalığı, skleroderma, yani derinin tutulması. Hı hı. Efendim, birçok rahatsızlık ortaya çıkar ama ilk belirtisi nedir? Kişide halsizlik, dermansızlık, yorgunluk, bitkinlik başlar. Tedavi olmazsa ne olur? Alerjik hastalıklar, deri hastalıkları vesaire vesaire ortaya çıkar. Ben 13-14 yaşlarındayken bizim Kayseri'de otururken bir mahallede, sokakta bir binanın duvarı böyle dışarı doğru yavaş yavaş şişti, kabardı. Ne olur acaba diye millet düşünürken içeriden bir boru patlamış. Duvarın içerisinde sızmış fark etmemiş vatandaşlar. Oradan bir vatandaşı getirdiler bunu tamir etmesi için. Orayı çekişle muruşla deldi. Orada böyle ırmak gibi su fışkırdı. Duvardan. Duvarın içerisinde, içeride depolamış. İşte insanın da bağ dokusu, %18'i bağ dokusundan oluşur. Gözümüzü diyelim bağ dokusu olmasa ne olur? Gözümüz bir bakarız yerlerde, bir bakarız burada. Oynar, zıp zıp oynarız. Gözler. Tabii mesela bu gözü tutan nedir? Bağ dokusu. Bağ, evet. Eğer ki mideyi koruyan bağ dokusu olmazsa ne olur? Midemiz çamaşır makinesi gibi çalışıyor ama biz bir şey hissediyor muyuz? Duyuyor muyuz? Duymuyoruz. Çünkü onu koruyan düz kaslar, yan kaslar, bir sistem var. Yerli yerinde tutan. Hücrelere, dokulara, organlara besleyici madde akışını sağlar bağ dokusu. Ve hücrelerde, dokularda, organlardaki bütün pislikleri de aynı dışarı alır, kana verir vesaire. Yani birçok özelliği vardır. Bağ dokusundaki problem, yani bataklık gibi düşünelim, olursa birçok hastalık ortaya çıkar. Peki nasıl tedavi edilir? Evet. Yeni forteler. Evet. Geldi mi hocam? Geldi yeni forte. Papatya forte. Papatya forte. Papatya ve 19 çeşit bitki ekstraktı içerir. Midedeki şişkinlik, hazımsızlık gibi rahatsızlıklara karşı iyi gelir. Mide asidini. Bazı insanlarda fazla asit salgılar mide. Reflü olan kişiye de iyi gelir. Reflü, gastrit, ülser nedeniyle mide fazla asit salgılar. Mide asidini emici, yok edici, midedeki bakteriyi yok edici özelliklere sahiptir. Çok özel bir kombinasyon, formül geliştirdik. Birleşimde ladengülü, civan perçemi, şalba. Şalba da ayrı bir hikaye.
Türkiye'nin Akdeniz bölgesinde Ege Marmara'da yetişir. Tayland'dan gelen bir zat-ı bir bayan burada, eşi Türk, kendisi Taylandlı. Beni ziyarete geldiler. Bir hastalık nedeniyle Tayland'dan buraya geldiler. Tayland'dan geldiler. Evet, evet, Tayland'dan. Hocam dünyanın her yerinden geliyorlar. Evet, Tayland'dan. Bayan bana dedi ki, şalba var mı sizde? E ne yapacaksınız dedim. Midye çok iyi geliyor, Antalya'da içtim de dedi. Yani ta Tayland'dan geliyor, Türkiye'deki bitkileri inceliyor, kullanıyor. Şalba henüz Türkiye'de pek bilinmeyen bir bitki. Ada evet. Çayına benzer. Bir hocam, çayına benzer. Hocam Ahmet Bey'in çok sorusu özür dilerim. Hocama ben bir soru sormak istiyorum. Dışarıda hep soruyorlar bana. Sigarayı bırakan kişilerin tekrar sigaraya başlamamak için ne öneriyorsunuz? Bunu çok soruyorlar bana hocam. Evet, kişide irade yoksa yapacak bir şey yok. Hayır hocam, iradeden tamam, irade şart ama iradeden sonra bir de ilaç kullanılıyormuş galiba. Ne önerirsin, ne tasfiye edersin? Öyle bir ilacınız... Bu sarı kantaron kişiye irade gücü kazandırır. İrade verir. Kişiye azmettirir. Bunun birçok özelliği var. Kişiyi konsantre olmasını sağlar. Dikkat dağınıklığını önler. Evet, bir özelliği de şu. Benim tanıdığım bir zat-ı muhterem zevat. Şimdi bu zat-ı muhterem evli, hanımı da genç. Hanımı 20 yaşlarında, kendisi 60 yaşında. Yatağa girdiği zaman vatandaş bir panik başlıyor böyle. Korkuyor, başaramayacağım soru işareti. Forte dedi ki, hocam ne olacak benim bu halim? Hanımla yatağa girmekten korkuyorum. Bir saniye bekle, önce sonra cevap ver. Oo hocam. La ilahe illallah Muhammed Resulullah. La ilahe illallah. Berru hanım duymasın, hanım dikkat duymasın. Dikkat edelim. Berru hanım duyarsa iş kötü. La ilahe illallah Muhammed Resulullah. Şimdi bu 60 yaşında beyefendi, hanımı 20 yaşında, tabii akşam yatağa giriyor ama korku, panik, tık yok. Psikolojisi bozuk, geriliyor, panik atak, depresyon, üzüntü, sıkıntı, sürekli gerilim. Ayda bir defa belki, o da yarım, gelmiş bana diyor ki ne yapacağım hocam? Problem yok. Sarı kantaron forte. Nereye koyduk? Burada bir yerde. Bu 6 hafta kullan. Bakalım. 6 hafta kullandı. Ya korkuyu attım da. Ama cinselliği artırıcı bir şey yok mu? Artık korku yok. Ama cinselliği artıracak ne var dedi. Ona da çözüm var. Nedir bu? Türkçesini söyleyin hocam. Azgın tekötü. Pardon. Azgın. Epimedium previcornum. Kibarcısı epimedium. Evet. Latincesi epimedium previcornum. Azgın tekötü 5000 yıldır Çin'de bilinen ve kullanılan bir bitki. 5000 yıldır. Çok zengin ailenin bir çocuğu, çok zengin, varlıklı. Adam oğlunu eve veriyor. Çocukları olmuyor. Hamile kalmıyor hanımı. Ülkenin bütün hekimlerini getiriyor. Muayene oluyor, netice yok, her şey deniyor. Ya sonunda bir gün bir çoban elinde bir çuval otla geliyor. Diyor ki, bu bölgede keçiler otladığı zaman çok aktif. Ben inanıyorum ki bunun cinsellikle bir ilgisi var diyor. Adam da diyor ki, hadi be adam, binlerce doktor geldi, hiçbir şey yapamadı, sen kim oluyorsun diyor. Adamı çobanı koyuyorlar. O da peki diyor, çuvalı bırakıp gidiyor. Oğlu da oradan gizlice seyrediyormuş. Çuvalı alıyor gizlice, her gün çayını yapıp içiyor. 3 ay sonra ailesi hamile kalıyor. 3 ay sonra? Evet. O günden bugüne kadar 5000 yıldır Çinliler tavşan gibi ürüyor. Ondan o kadar kalabalık mı çok hocam? Kalabalık. Tehlike, sarı tehlike. Burada şimdi, yok mu hocam? Bu bizim ülkede. İşte biz bunu ürettik. Ha, var bizde. Türkiye'de de var da benzeri, ona benzer. Bu çakşır kökü Türkiye'de, Hatay'da yetişir. Fakat bitkiler kimyasal ilaç gibi değil. Kullandığınız zaman hemen cinsel performans artıcı değil. Biz bunun özel ekstraksiyonla, azgın teki otu, özel bir sistemle destilasyonu yapılıyor. Birleşimindeki ikarin es denen etken madde aktif hale getiriliyor. Yani anahtar var bunun içinde, bir anahtarla açılıyor. Bitkinin içindeki etken madde açılıyor ekstraksiyonla. Evet. Harekete geç, komutu veriliyor, harekete geçiriyor. Yani o şekilde anlayalım. Yoksa azgın teke otunu, çayını içti bir şey olmaz.
ekstraksiyonla elde edilen ikarin es harekete geçirecek. Kimyasal ilaçlardan daha etkili, hiçbir yana etkisi yok. Kimyasal ilaçlar ne yapıyor? Kullandığı zaman kişi, geçen bir beyefendi kullanmış, panik atak başlamış, eczane gitmiş. Dostuna demiş ki, ya ben bu kimyasal ilacı kullandım, çok kötü oldum. Korku, ölüm korkusu sarmış adamcağızı. Dur demiş, ben sana antidepresan vereyim. Vermiş bir ilaç, adamın cinsel fonksiyonu bitmiş, sıfır. Antidepresanlar cinsel fonksiyonu bitiriyor. Gitmiş doktora, evladım sen neden bunu kullandın danışmadan? Çünkü yan etkisi var. Evet. Yani bir şeyi düzelteyim derken tabii. Rastgele bir şey alıp kullanmak iyi değil. Rastgele bir şey kullanmak iyi değil, evet, asla. Hocam. Devam edelim buna ama bir telefonumuz varmış. Alo. Alo, iyi günler. İyi günler, buyurun. Ben astım kol hastasıyım. Alo. Geçmiş olsun efendim. Hocam bana bir dönecekti, telefonum aldı, hiç cevabını almadı. Daha önce bağlanmış mıydık? Bunu ne kullanmak istiyoruz? Evet. İki sefer bağlandı. Bronşit, astım ve KOAH'a karşı iki tane fortemiz var. Nedir? Kekik forte, ıtır forte. Itır forte, kekik forte. Evet. Zaten hocamızın telefon numaraları alt bantta geçiyor. Siz rahatsızlığınızı söylediğiniz anda zaten arkadaşlar orada size yardımcı oluyor değil mi hocam? Tabii. Şimdi ben yoğun olduğum için unutabilirim. Ben evet. 15-16 saat, bazen 17-18 saat çalışıyorum. Evet hocam. Unutabilirim. Telefon edin bize hemen. Çünkü evet, benim kafamda bir sürü problem var. Yani yeni formüller geliştiriyorum. Bu hafta yeni bir ürün daha üretiyoruz. Boş durmuyoruz değil mi? Şimdi ıtır forte, Almanya başta olmak üzere birçok ülkede 50 bin kişi üzerinde denemiş. Sinüzit, faranjit, bronşit, kuru öksürük. Dünyada en etkili bitki Afrika ıtırı. Pelargonium zidoides, Pelargonium renforme. Güney Afrika ıtırı. Sadece ıtır değil ama. Bunun birleşiminde 19 çeşit bitki ekstraktı var. Kekik de yine aynı şekilde çok özel bir, evet. Evet hocam, tekrar bir telefonumuz varmış. Alo. Alo. Buyurun efendim. İyi günler. İyi günler, buyurun. İbrahim hocamla görüşeceğim. Buyurun. İyi günler hocam. Hürmetler, buyurun. Hocam ben de 110 kiloyum ben. Duyuyor musunuz 110 kilo? Duyuyorum, evet, duyuyorum, evet. Duyuyorum. Horlama var bende. Horlama hocam. Horlama. Problem yok. Horlama. Horlamaya karşıyım. Evet hocam. Zayıflamak için kuş konmaz. Yok. Forte. Kuş konmaz. Zayıflamak hocam. İçin. Buyurun. Buyurun. Hocam. Yalnız astım bronşit de var bunun yanı sıra. Bu astım hastasıyım ben de. O zaman ıtır kekik de gerekir. Zayıflamak. Biraz daha şikayetim horlama. Şimdi horlamak için ada çayı forte, horlamaya karşı. Şimdi ada çayı forte. Kişi aynanın karşısına geçip ağzınızı açıp baktığınızda ileride iki tane bademcik görürsünüz. Evet. Bu iki bademciğin haricinde gözükmeyen boğazın arkasında iki bademcik daha var. Bunlar da iltihaplanma, hafif şişme olduğu zaman nefes alıp vermekte problem çıkar. Ada çayı forte kullandığınız zaman yavaş yavaş bu problem. Şu da ada çayı. Ada çayı forte. Forte. Ada çayı. Tek evet. Bununla çözebiliyor mu hocam? Efendim? Tek bir ilaçla çözebiliyor muyuz? Yani tek evet, bir ürün doğru kullanıp da. Şimdi zayıflamak için kuş konmaz forte. Evet. Nefes alamama gibi rahatsızlar içinse ada çayı forte. Tek bir hocam ürün. Hocam ben gece kameraya çekmişler beni gece. Evet. Kameraya çekmişler. Neredeyse ölüp gelip geliyormuşum, boğuluyormuşum. Bakın şimdi bağırsaklarda mantar varsa şişkinlik, kazımsızlık, kabızlık, gaz oluşuyor mu? Yok, kabızlık yok. Gaz oluşuyor mu bağırsakta, gaz? Gaz. Yokmuş hocam. Gaz var mı? Şişkinlik var mı? Gaz. Hocam şişlik oluyor da ben de kabızlık kesinlikle. Okey. Şimdi
Bağırsaklarda problem olmazsa zaten problem olmaz. İksir, aloe vera jel, ada çayı, forte, kuşkonmaz forte kullandığınız zaman hem zayıflarsınız hem horlamadan kurtulursunuz. Problem yok. Evet. Bunu arkadaşlara söylersem ölürler mi ilacı? Tamam, telefon numarasını bir zahmet orada yazıyor. Bantta bakarsanız. Evet, reji, telefonunuzu kapatmayın. Rejiden arkadaşlar da zaten yardımcı olacak Dursun Bey. Evet. Geçmiş olsun efendim. İyi günler. Teşekkür ederiz. Hürmetler, evet hocam. Saygılar, horlama. Evet, çok horlama çok büyük bir problem. Hocam bayanlar da horluyor. Evet. Sadece erkekler değil. Horlama bayanlar maalesef. Da horluyor. Şimdi bizim... Horlayan bayan yok mu? Var. Evet. Bir beyefendi geldi bana. Ben... Nasıl? Nasıl? Horlayan bayanın kahri çekilmez. Çekilmez mi? 130 kilo bir beyefendi bana geldi yazın. 130 kilo. Kolesterol, tansiyon, alerji, nefes darlığı, horlama gibi rahatsızlar var. 130 kilo. Belçika'dan geldi. Şimdi adamcağız tığ gibi olmuş maşallah. 90 kiloyu 130 kilodan 90 kiloya inmiş. 5-6 aydır kullanıyor bizim ürünleri. Maşallah hiçbir şey kalmadı. Ne alerjisi, ne tansiyonu, ne kolesterolü, ne nefes darlığı hiçbir şey kalmadı. 6 aydır. 6 ayda hiçbir rahatsızlık kalmadı. 130 kilo geliyor. En büyük etken ama horlamadaki en büyük etken kilo. Kilo yani problemi kilo. Tabii ki burada nefes borusu daralıyor. Ses telleri daralıyor artık nefes alamaz hale geliyor. Gözüken bademciklerin haricinde arkada iki bademcik daha var. Bunlara iltihaplandığı şiştiği için göremiyoruz. Yani çıplak gözle gözükmüyor. Muayenesi mümkün değil. Evet. O fark edilmiyor. İksir, aloe vera jel, ada çayı, forte... Efendim ıtır forte kullandığı zaman horlamadan kurtulur. Tedavi edilir. İbrahim Bey. Hocam telefonlar kilitmiş. Buyurun. Bu arada görüyor musunuz? Telefonlar kilitlenmiş ama ben yine araya gireyim. Şimdi aslında benim oğlumda böyle bir problem vardı. Yani horlama vardı ama bu biraz da burunla alakalı. Nefes alamıyordu. İşte burun doktoruna götürdük. İşte hem devalasyon olduğu hem de kıkırdak kırılmış olduğu için çünkü küçük el bisikletler çok fazla düştüğü için bunu yaptırmış olmamıza rağmen yine horlaması geçmedi. Muhtemelen yastık da aldık. Düzenli yastıklar var biliyorsunuz. Yüksek olduğu zaman yine aynı. Şimdi sinüslere bağırsaktaki mantarlar zamanla elini bir kişi hijyenik olarak yıkamayabilir, bazen unutabilir. Boğaza yerleşebilir sinüsler, mantar. Sinüslere alın boşluğuna, çene boşluğuna mantar yerleşirse iş biter. Mantar vücudun her noktasına yerleşebilir. Ve mantarların üretmiş olduğu toksik maddeler sinüzite, faranjite, orta kulak iltihaplanmasına sebep olur. Tedavisi de bu ıtır forte buna karşı. Itır forte ile ilgili 50 binden fazla insan üzerinde denenmiş klinik araştırmalar var. Bunu ilk keşfeden kişi İngiliz asıllı bir subay. Güney Afrika'da askeri görevini yaparken hastalanmış. Böylece ortaya çıkmış. Orada Güney Afrikalılar buna umkala abo derler. Afrika dilinde ne demek? Her derde deva. Güney Afrika bizde dilinde. Bizde de var. Ne diyorlar bizde hocam? Bizde ıtır mı diyorlar? Bizdeki ıtır farklı. Bizdeki ıtır büyük ıtır. Sivrisinek otu da denir ona. Sivrisinek ona yaklaşmaz. O bizdeki peki neden farklı. Bizim Türkler keşfetmiyor da başkaları keşfediyor hocam bunu? Yetişmiyor ki bizde keşfetsin. La ilahe illallah. Hocam telefonumuz varmış. Alo. Yetişmiyor ki bizde keşfetsin. Alo. Buyurun efendim. Ben Sebahattin Çoltuoğlu. Buyurun. Benim 99'dan beri vücudumda bir hastalık var. 99'dan beri yara. Televizyonumuzun sesini biraz kısabilir miyiz? Biraz kısalım televizyonumuzun sesini. Buyurun. Kapattım sesini. Tamam buyurun. Benim vücudumda 99'dan bir yana öyle bir yara var. Kafamda dahi şu anda yara. Evet. 99'dan beri yara vücudunuzda. Evet. Bağırsaklarda şişkinlik, kazımsızlık, kabızlık var mı? Hocam ben bunları komple şey ettim de 99'dan beri çıkmadım. Doktor kalmadı. İçerimi komple muayene ettiriyorum. Sende hiçbir şey yok diyorlar. Şimdi hiçbir şey yoksa kandan bir şey anlaşılmaz. Biraz önce programın başında dedim ki bağ dokusu. Bir insanın vücudunun
%18'i bağ dokusundan oluşur. 70 kilo gelen bir kişinin 12 kilo bağ dokusudur. İstanbul Belediyesi'nin fen işleri çalışmadığı için İstanbul çöplüğe dönmüştü dedim Krevden Edirli, Nurettin Sözen zamanında. Şimdi eğer ki bağışıklık sistemi vücudumuzdaki artık sıvıları, ölü hücreyi, ölü bakteriyi toparlayamasa lenf sistemi ne olur? İnsan vücudu çöplüğe döner. Bağ dokusundaki cerrahat, curuf, pislik birikintisi, kandan anlaşılmaz, idrardan anlaşılmaz. Nasıl teşhis edilecek? Dün de bir beyefendi geldi, diyor ki, halsizim, dermansızım, yorgunum, bitkinim, kan tahlili, idrar tahlili, defacet tahlili vesaire her şey yaptırmış, hiçbir şey çıkmıyor. Melek gibi tertemiz ama hasta. Tertemiz ama hasta. Doktoru diyor ki ailevi genetik stres vesaire bunların hepsi politik laf. Teşhis edilemiyor. Curuf. Yani bağ dokusundaki cerrahat curuf teşhis edilemiyor. Dilinizi aynanın karşısına geçin, dilinize bir bakın. Dilinizin üzerinde anlaşılır. Beyazımsı bir tabaka varsa dilinizin üzerinde mantar var. Sarımsı bir tabaka varsa çok mantar var. Kahverengimsi bir tabaka varsa çok mantar var. Kızarmışsa aşırı mantar. Dilinizden mantar olup olmadığı enfeksiyonu. Evet hocam. Zencefil. Havalar soğudu. Zencefilde ne yapabiliriz? Zencefil ince ince soğan gibi doğranır. Buna demliğe konur. Üzerine ıhlamur, kekik, ada çayı ve ekinezya katılarak çok güzel bir çay hazırlanır. Bu çaya da biraz bal karıştırılarak içilirse ne olur? Bağışıklık sistemini güçlendirir. Kişinin üşüme, grip, nezle gibi rahatsızları önler. Ekinezya ile ilgili birçok klinik araştırması yapılmıştır. Yapılan klinik araştırmalarda ekinezyanın seyahat esnasında ortaya çıkan hastalıklara kinezya hastalığı denir. Bazı kişileri uçak, vapur, gemi, tren vesaire herhangi bir vasıta seyahat esnasında bazı kişilerde baş dönmesi, bulantı, kusma gibi rahatsızlar ortaya çıkar. Bu tür rahatsızları olan insanlar için zencefil forte. Kişi bunu kullandığı zaman bulantı, kusma, baş dönmesi gibi rahatsızlıklar ortadan kalkar. Kişide herhangi bir rahatsızlık olmaz. Hamile bayanlarda ortaya çıkan aynı şekilde bulantı, kusma gibi rahatsızları önler. Deniz subaylarında çok sık görülen bulantı, kusma, baş dönmesi gibi rahatsızları da önlediği klinik araştırmalarla